Zura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, şimdi birisi bize iyilik etse, doğal olarak, tabi olarak, ona teşekkür ederiz. Yani Ne bileyim, bir bardak su getirdi diyelim, şunu şuradan aldı, şuraya koydu. Teşekkür ederim deriz. E, şimdi bu ufacık bir şeye bile teşekkür etmek gerekirse, şimdi, Şöyle bir baktığımız zaman kendimize bizi yaratan var, bizim için dünyayı yaratmış efendim, bütün bir etrafımızdaki nimetleri yaratmış. Dolayısıyla onu daha fazla şükretmek ne bileyim, e, onun rızasını kazanmak için çalışmak gerekmez mi? Şimdi e, Mustafa Bey zaten eline talimleri. Yazı bütün kitapların başında önce bu allah Teala'nın verdiği nimetlere şükretmek lazım olduğu. Hani bugün diyoruz ya ön söz diyor. Onlar da mukaddime diye giriyorlar. Mukaddime. giriyorlar yani o kitabın başında aynı şekilde Allah-u Teala'ya hamd ederek, Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerife getirerek ve kendilerine bu bilgileri ulaştıran, Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe'i, Tabi'in, ondan sonra gelen ehl talimlerine rahmetle anarak başlıyorlar. Ahmet Taner'e başlıyorlar. Bunun için de e, kitaplarda deniyor ki, akıllı bir kimse her şeyi yoktan yaratan, yok olmaktan bütün zararlardan koruyan bir yaratıcının varlığını kabul eder ve inanır. Bütün mahlukları yaratan allah Teala her şeyi görmekte, bilmekte, işitmektedir. Her şeyi gücü yeter ve kudrette sonsuzdur. Yarattığı her şeyi eceli ve zamanı gelince yok etmektedir. İnsanları tekrar dirilteceğini, hesaba çekeceğini, İman etmiş olanlara, cenn olanlara cennette sonsuz nimetler vereceğini, imanı olmayanlara da cehennemde sonsuz azap yapacağını bildiriyor. Onun yapmak istediğini kimse durduramaz. Ve onun işine kimse karışamaz. Onun emirlerine uymaktan, rızasını, sevgisini kazanmaktan başka kurtuluş ve saadet yolu yoktur buyuruyorlar. Özetlemişler. yani. Efendim işte taktok şöyle böyle yok yok yok. İşin özeti bu. Aslı bu. Yani. Aslı bu. Hadis-i şerifte sabahlar yalnız Allah-u Teala rızasını kazanmayı düşünen kimseyi Allah Teala dünya ve ahiret arzularına kavuşturur buyuruyor. Ama sadece efendim benim niyetim öyle. Aa. Yani birbirimizi kandırmayalım. Çünkü e, İslam işte alimler ve evliyanın büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir talebesi sormuş. Muhlis ve muhlas diye iki kimseden bahsediyor. Bunlar diyor muhlastır. Bunlar muhlistir. Nedir bunlar? O, talibesi sormuş. Ne demek bu? Ben de merak ettim mesela. Muhlis, nefsi iman et demiş. Ya namazı Allah rızası için yapayım. İşte Mustafa Bey bugün Allah rızası için bir yemek ikram edeyim. Ciddi zannetmeyin. Öyle bir niyetim yok. <laughs> Dedi. Dedi. Halis niyeti. Ama iki dakika sonra birisi geldi. Ooo işte Osman Bey bakıyorum da artık böyle davetler falan veriyorsun. Nefsin hoşuna gider. Gıdıklıyor nefsi. Tabii canım benim gibi siz de yapsanız o falan demeye başlayır mi? Küt diye gider o ihlas. Hemen aklı başına gelirse tekrar aynı şekilde niyetini düzeltir. Bunlara muhlis buyuruyor. Bunlar zorla ihlas ediyor. Zorlayarak yani. Zorlayarak yapıyor. Muhlas ise buyuruyor. Muhlas ise. İşte fena beka dedi dereceler var. Bunlar geçiyor. Nefsi iman etmiş, kalp temizlenmiş. Artık bunların yemesi, içmesi, oturması, kalkması her şeyler Allah rızası içindir. Söylemeleri bile böyle. Hatta bir talebesi diyor ki bu nasıl olur efendim diyor. Yani aynı. Niyet etmesine gerek yok çünkü. Gerek yok buyuruyor. Nasıl olur diyor. Cevaben diyor ki evladım. Bu kimse nefsi iman etmeden önce neye göre hareket ediyordu? Nefsine göre. Nefsine göre. Nefsinin emri değildi. Niyet ettim nefsime uyarak şunu yapmaya diyor muydu? Yok. Otomatik olarak nefsine uyarak yapıyordu bu işleri. E şimdi nefsi iman etti. Kalbine, ruhuna uyuyor. Yani Allah'tan rızasına uyuyor. Niyet etmesine gerek yok ki buyuruyorlar. Artık tabi olarak çıkıyor. Tabi olarak. Hani evliyadan bir zatın işte bir süt ikram ediyor annesi. Evladım diyor kalk diyor şöyle gezin. Diyor ki anneciğim ben 30 senedir hesap ediyorum. Allah işte olmayan bir adım atmadım ki diyor. Şimdi bir sebep göremiyorum. Niye gezineyim? 30 sene ya. Mesela bazı evliyalar hani bir kese altın getiriyorlar. Daha içine bile bakmadan, eline almadan alın bunu fakirlere verin diyor. Ya. Veya bir başkasına veriyor. Peki Osmanlı ne olsa nerede? Ben ne olsam? Ya kardeş bizim de evde bir şey yok. Sonra bir gelen olursa. Bir bakayım ol. içine en azından <laughs> ne varmış. Niman-ı Mesela... Şafi Hazretleri ya. Hakikaten talebesi anlatıyor. Bir bayram günü, bayram namazını kıldık tam çıkarken buyuruyor. İyi biliyorum diyor. Cebinde parası yok, evinde ekmek yok diyor hocamın. Tam o anda birisi geldi. Efendim falan efendinizce hediyesidir diye bir kese aldım. Eline aldı. Birisi hemen yaklaştı. Cebine koymadı. Efendim bu gece bir çocuğum oldu saracak bez yok diye veriyor. Talebesi diyor ki vallahi diyor parası yoktu, evinde de ekmek yoktu diyor. E ondan sonra o da, o da insan, ben de insan. Tabii o da insan, sen de insan. Bak yapabilir misin, yapamaz mısın? Yani hani, bize çocukken derlerdi külahını önüne koy bir düşün bakalım. Bir, evinde ekmek yok bir de yani. Tabii zor <laughs> iş. Onun için büyük. Durup dururken büyük olmaz. Evet. Durup dururken büyük. Şimdi Mevlana Celaleddin i Tum, bir şey anlatıyor. E, buyuruyor ki Nişapurlu bir ilim talebesiyle bir tüccar yol arkadaşı olmuşlar buyuruyor. Çok fakir olduğundan talebenin ayakkabısı da yokmuş. Yalın ayak yürürken tüccar bir çift ayakkabı alıp son, e, verir. o çocuğa verir. Sonra tü tüccar talebeye iki de bir ey talebe yolun düzgün yerinden yürü. Sivri taşlara basma. Ayaklarını sürme. Dikenli yerlerden gitme. Ayakkabıyı eskitme diye tembihlerde bulunur. Bu tembihler o kadar sık tekrarlanır ki talebeyi usandırır. Sonunda talebe dayanamayıp ayakkabıları çıkarır, tüccarın önüne bırakır ve ''Ben senelerce yalın ayak seyahat ederim. Kimse bana bunun için bir şart koşmuyordu. Şimdi verdiğim bu ayakkabılar için sana mahkum olamam.'' der. O sana Mevlana Celaleddin Muhammed talebelerine buyurur ki işte burada olduğu gibi yapılan hayır hasenat karşılıksız olmalı. Allah-u Teala'nın rızası için yapılmalıdır.'' Ancak böyle olursa makbul olur. Ben çocukken bir şey duyardım Mustafa Bey. Mesela birisi gelmiştir, evlerinde misafir etmişlerdir. Bazı kadınlar söylerdi onu. Duyardım, çocuktum çünkü sokakta. Diyelim ki o evlerine aldırdığı, aldıkları misafir yedirmişler, içirmişler, yatırmışlar. Sonra onlar menfaatine ters bir şey söylemiş veya yapmış. Söyledikleri. Dizine gözüne dursun. Bir de yatırdı, yatırdıydık, yedirdik, içirdiydik. Gitti. E demek ki Allah rızası yapmamış onu. Çünkü din büyükleri evet zor. İki şeyi unutun buyuruyorlar. Yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükleri. Zor. İkisi de zor ya. Yani şimdi ben de Mustafa Bey'e simit aldıydım. Unutacağım bunu hiç söylemeyeceğim. <laughs> Diye hatırına gelir insanın ya. Değil mi? Evet. Gelir insanın hatırına. Ee, bizim gibilerin ama. Ama Allah adamlar öyle değil. Hakikaten yapıyor iyiliği, yapıyor iyiliği çünkü onlar yukarıda arz ettiğimiz allah Teala'nın her şeyi her an gördüğünü, işittiğini bilir. Ona inanıyor. Hatta büyüklerden, evliyadan bizzat aklen özürlü olanlar yedirir, içirir, gelirmiş. Ya akıl yok. Deli yani. Bunlar yeni elbise falan şey yaptığı böyle tutar, cart diye yırtarlarmış yani. Nebisin kıymetli. Tabii ne bizim kıymetli. Yeni ayakkabı aldı, giyiyor Doğru gidiyor, çamanın içine basıyor falan. Hatta o zat yemek ikram ettikten sonra karınlarını doyunca o da o, da, o zat taşlarlarmış. Birisi demiş ki efendim demiş, siz bunları yediriyorsunuz, içiyorsunuz. Bunlar minnet etmiyor, teşekkür etmiyor, kıymetiniz bilmiyor. Niye yapıyorsunuz? Ben de biliyorum demiş onlar demiş aklen özürlü. E niye yapıyorsunuz? Demiş bunlar kıymet bilmez ama demiş. Bunların sahibi yaratanı yok mu? Ya. Var. O da mı görmüyor? O görüyor ve biliyor. O o o zat yatırımını ahirete yapıyor. Zat. Yarın mahşer günü allah Teala diyecek ki ben akıllarını aldığım o kullarıma sen yedirdin, içirdin, giydirdin. Şimdi sıra bende. Ya allah Teala yaratan ya. Gani verir. İnsan yanında ne olur ki? Parası da eksilir, malı da eksilir, hepsi eksilir. Ama allah Teala için öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla insanlar her bakımdan tamamen ve tamamını razı ve memnun etmek aslında zor. Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değil. Bunun için kul daima Allah-u Teala'yı razı ve memnun etmeye bakmalı. İhlas sahibi olmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki bir kimse insanların kızacakları şeyde Allah-u Teala'nın rızasını ararsa allah Teala onu insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse allah Teala'nın kızacağı şeyde insanların rızasını ararsa allah Teala onun işini insanlara bırakır. Şimdi ee, mesela bazen işte TGRT o radyo programında İslam ve Toplum 11-12 arasındaki o programda siz de şahitsiniz. Zaman zaman mesela işte camide görevli, devletten vazife almış, imamlık yapıyor falan. E cemaat böyle istiyor falan. Öyle yapmazsam cemaatten kızanlar oluyor. Allah-u Teala'nın gadab ettiği, Allah-u Teala'nın aynı şekilde beğenmediği umurunda bile değil yani. Ondan sonra bu hadis-i şerifte bildirildiği gibi Allah Teala onun işini o insanlara bırakır. Bugün onları memnun etmek için uğra uğraştığı o kimseler yarın bunun aynı şekilde kafasına taş vurur. Değil mi? Öyle olur. Ama ha, Rabbim böyle emretti. Kızım ben bağırdım. Rabbim rızası böyleydi. Yaptı. O insanlar buna zarar veremez çünkü Allah Teala bunu korur buyruluyor. Hadis-i şerif ya bu. Peygamber Efendimiz buyuruyor hadis-i Başka bir şey, başka bir şey değil. Hani buna benzer hadiseler çok vuku bulmuş. Onun için de insanların hepsini memnun edemediğimize göre Allah'a benden rızasını kazanmaya çalışmalı. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Abdesti yatıp Allahü Teala'yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyanınca yine Allahü Teala'yı anarsa o melek bu kulun affı için Allah'a dua eder. Doyamadım o Mahmud'a, doyamadım o Ahmet'e. Ashab bile doymamış ki, Nasıl doyam Muhammed'e Doyamadım Beytullah'a Doyamadım Resulullah'a Yalvarıyorum Allah'a Bir daha gösterir mi ki? Ben Resul'den çok memnunum O da benden memnun mu ki Tekrar nasip eyle ya Rab Ben Resul'e doymadım ki Doyulur mu o Mahmud'a Doyulur mu o Ahmet'e Ashab bile doymamış ki Nasıl doyam Muhammed'e Doyamadım Beytullah'a Doyamadım Resulullah'a Yalvarıyorum Allah'a bir daha gösterir mi ki? Camisi sıra müminler şefaat bekler. Nöbet tutuyor melekler, ben Resul'e doymadım ki. Nurunu gördüm göklerde Beytullah ile Mekke'de Ölmez ruhu Medine'de Ben Resul'e doymadım ki Doyulur mu o Mahmud'a Doyulur mu o Ahmed'e Ashab bile doymamış ki Nasıl doya Muhammed'e Onu gören hacılarım Ana baba bacılarım Hafız müftü hocalarım ben Resul'e doymadım ki Sevindim gördüğüm anda Ağlayarak ettim veda Ömer Sıddık Fatma anam yanında Bunlara da doymadım ki Doyulur mu o Mahmud'a Doyulur mu o Ahmet'e Ashab bile doymamış ki Nasıl doyam Muhammed'e Doyamadım Beytullah'a Doyamadım Resulullah'a Yalvarıyorum Allah'a Bir daha göz derir mi Tam ilmi ki? hal, i ebediye. Bir kimse, binlerce sene ibadet etse ve ömrünü nefsini temizlemekle geçirse ve güzel huylarıyla yanındakilere ve keşfettiği aletler ile bütün insanlara faideli olsa Muhammed aleyhisselam'a tabi olmadıkça ebedi saadete kavuşamaz. Nisa suresi 13. ayeti kerimesinde mealen Allahü Teala'nın ve peygamberi Muhammed aleyhisselam'ın emirlerine aldırış etmeyenler beğenmeyenler asra fenne uygun değildir, modern ihtiyaçlara kafi değildir diyenler, kıyamette cehennem ateşinden kurtulamayacaklardır. Bunlara cehennemde çok acı azap vardır, buyuruldu. Bu dünya, ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler, böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar, ne kadar talihsiz ve ahmaktır kardeşin kardeşten kaçacağı ananın evladını tanımayacağı o gün için hazırlanmıyorlar böyle kimseler dünyada da ahirette de zarardadırlar ve sonunda pişman olacaklardır aklı başında olan bu dünyayı fırsat bilir bu kısa zamanda yalnız dünya lezzetleriyle zevklenmek için değil, belki bu fırsatta tohum ekmek ve bir hayırlı iş, yani Allahü Teala'nın beğendiği işi yaparak ayet-i kerimede bildirilen kat kat fazla meyveleri toplamak istemelidir. Cenab-ı Hak bu kısa zamanda yapılacak hayırlı işlere ve ibadetlere sonsuz nimetler ihsan edecektir. Peygamberine tabi olmayan İslamiyeti beğenmeyenlere de sonsuz azap yapacaktır. Nitekim Nisa suresi 172. ayet-i kerimesinde mealen Muhammed aleyhisselama inanıp ahirete yarayan işleri yapanlara yani ahkamı ı İslamiyeye uyanlara Allahü Teala vaad ettiklerini verecek ve ayrıca çok ihsan yapacaktır. Allahü Teala'ya ibadet etmeyi, yani Muhammed aleyhisselama itaat etmeyi aşağılık, gericilik sanıp kendilerine asri ve münevver diyerek büyüklük taslayanlara çok azab edecektir. Kendilerine herkesin üstünde sanan bu kâfirleri cehennemden kurtaracak bir yardımcı Allahü Teala'dan başka bir kuvvet sahibi bulunmayacaktır. Buyuruldu. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Dünyaya milyonlarca insan gelmiş ise de, bir müddet yaşayarak ölüp gitmiş hepsi de. Bunlardan kimi zengin, fakirmiş kimileri, bazısı güzel olup çirkinmiş bir diğeri. Kimi zalim, kimi de mazlum imiş hayatta. Bunlar da geçip gitti unutuldu ve hatta inanmış Müslümandı bunlardan bazıları inanmamış kafirdi geriye kalanları kafirler diyorlar ki öldüğünde insanlar ebediyen yok olup tekrar yaratılmazlar bu fikir her ne kadar değilse de hakikat yani böyle iddia olsa da çürük sakat Böyle bir ihtimale maazallah bir an için var desek de bir zarar olmazdı bizim için. Yani bu kafirlerin dedikleri olsaydı, yarın öldükten sonra dirilmek olmasaydı, bundan kendilerine gelmezdi bir menfaat. Olmazdı bize dahi bir sıkıntı ve afat. Her insan ebediyen yok olup kalırlardı ne onlara mükafat ne bize ceza vardı velakin dedikleri çıkmayınca onların çok acı bir azaba düşecek onlar yarın ey insan iyi düşün bugün yarın nihayet bunlardan biri dahi sen olacaksın elbet nasıl hayal olduysa önceki senelerin yine hayal olacak bütün didinmelerin iyi düşün ölünce iki grup insandan hangisinde olmayı istersin sen o zaman hiçbirinde olmayı istemem diyemezsin çaresiz ikisinden birine gireceksin sonsuz ateşte yanmak ihtimal olsa bile ister misin ateşte yanmayı bile bile Allah'ın varlığını, cenneti, cehennemi şimdi reddedemiyor. Akıl, din ve fen ilmi fen böyle şey olamaz demiyor, diyemiyor. Bilakis varlığını deyip ispat ediyor. Çünkü sonsuz hayatın varlığını gösteren, sayılmayacak kadar delil var sarahaten. Dünyaca meşhur olan kitaplıklar lebalep, bu delilleri yazan kitaplarla dolu hep. Nefsani zevklerine aldanıp lakin onlar, yalnız körü körüne inkara gidiyorlar. Halbuki İslamiyet, zevki yasak etmiyor. Bilakis dine uygun zevke izin veriyor. Aklı olan İslam'a uygun tarzda zevklenir ve İslam ahlakıyla süslenir, zinetlenir. Kötülük yapana da iyilik ihsan eder. Bunu yapamasa da hiç olmazsa sabreder. Bölücülük yapmayıp uzlaştırıcı olur dünya ve ahirette bulur rahat ve huzur. Saadetlerin başı Müslüman olmaktadır. Müslüman olmak ise zor değil, çok kolaydır. Altı şeyi öğrenip bunlara tam inanan kimseye nasip olur. Bu devlet yani iman. İslam ahlakı küfr. Kötülüklerin en kötüsü Allahü Teala'ya inanmamak, ateist olmaktır. Muhammed aleyhisselama inanmamak küfr. Allah'a düşmanlık olur. Meleklerin, insanların ve cinnin iman etmeleri, inanmaları emrolundu. Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'dan getirip bildirdiği şeylerin hepsine kalbiyle inanıp Dil ile de ikrar etmeye, söylemeye iman denir. İmanın yeri kalptir. Kalp, yürek dediğimiz et parçasında bulunan bir kuvvettir. Bu kuvvete gönül de denir. İmanı söylemeye mani bulunduğu zaman söylememek affolur. Mesela korkutulduğu, hasta, dilsiz olduğu, söyleyecek vakit bulamadan öldüğü zaman söylemek icap etmez. Anlamadan taklit ederek inanmak da iman olur. Allahü Teala'nın var olduğunu anlamamak, düşünmemek günah olur. Bildirilenlerden birine inanmamak, hepsine inanmamak olur. Her birini bilmeden hepsine inandım demek de iman olur. İman hasıl olmak için İslamiyetin küfr alameti dediği şeylerden sakınmak da lazımdır. İslamiyetin ahkamından yani emr ve yasaklarından birini hafif görmek, Kur'an-ı Kerimle, melekle, peygamberlerden biriyle aleyhimüsselavat ve teslimat alay etmek küfr alametlerindendir. İnkar etmek yani işittikten sonra inanmamak, tasdik etmemek demektir. Şüphe etmek de inkar olur. Küfr üç nevidir. Cehli, cihudi, inadi ve hükmi. 1. Küfr olduğunu herkesin bildiği bir şeyi işitmediği, düşünmediği için kafir olanların küfrü küfrü cehlidir. İman edilecek şeyleri ve farzlardan haramlardan meşhur olanları lüzumu kadar öğrenmek farzdır. BUNLARA öğrenmemek haramdır. İşitip de öğrenmeye ehemmiyet vermemek küfür olur. Cehlin ilacı çalışıp öğrenmektir. 2. Küfrü cihudiye küfrü inadi de denir. Küfür olduğunu bilerek inat ederek kafir olmaktır. Kibr sebebiyle ve mala, zevke ve mevki sahibi olmayı sevmekten veya ayıplanmaktan korkmak sebebiyle hasıl olur. Firavun'un ve yoldaşlarının küfürleri böyleydi. Musa aleyhisselamın mucizelerini gördükleri halde iman etmediler. Bizim gibi bir insana inanmayız dediler. Kendileri gibi bir insanın peygamber olacağını kabul etmediler. 3. Üç. Küfrün üçüncü nevi küfre hükmidir. İslamiyetin imansızlık alameti dediği sözleri söyleyen ve işleri yapan kalbinde tasdik olsa ve inandığını söylese de kafir olur. İslamiyetin tazimini emrettiği şeyi tahkir etmek, kötülemek böyledir. Bunun için Allahü Teala'ya layık olmayan şey söyleyen kafir olur. Mesela Allah aştan veya gökten bize bakıyor demek, sen bana zulmettiğin gibi Allah da sana zulmediyor demek. Filan müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek, yalan bir söze Allah biliyor ki doğrudur demek ve melekleri küçültücü şeyler söylemek ve Kur'an-ı Kerim'i hatta bir harfini küçültücü söz söylemek, bir harfine bile inanmamak, çalgı çalarak Kur'an okumak, hakiki olan Tevrat'a ve İncil'e inanmamak, bunları kötülemek, Kur'an-ı Kerim'i şaz olan harflerle okuyup Kur'an budur demek küfür olur. Peygamberleri küçültücü şeyler söylemek, Kur'an-ı Kerim'de isimleri bildirilen 25 peygamberden aleyhimüsselavatü ve teslimat birine inanmamak, meşhur sünnetlerden birini beğenmemek, çok iyilik yapan birisi için peygamberden daha iyidir demek küfürdür. Ahirette olacak şeylerle alay etmek küfürdür kabirdeki ve kıyametteki azaplara akla fenle uygun değildir diyerek inanmamak, cennette Allahü Teala'yı görmeye inanmamak, ben cenneti istemem, Allah'ı görmeyi isterim demek küfür olur. İslamiyete inanmamak alameti olan sözler, fen bilgileri din bilgilerinden daha hayırlıdır demek, namaz kılsam da kılmasam da beraberdir demek, zekat vermem demek, faiz helal olsaydı, zulmetmek helal olsaydı demek, haramdan olan malı fakire verip sevap beklemek, fakir verilen paranın haram olduğunu bilerek verene hayır dua etmek küfürdür. İslam bilgilerine inanmamak, bunları ve din alimlerini aşağılamak da küfrü cühudi olur. Kafir olmayı isteyen kimse buna niyet ettiği anda kafir olur. Başkasının kâfir olmasını isteyen kimse, küfrü beğendiği için istiyorsa kâfir olur. Küfre sebep olan bir işi bilerek yapmak küfür olur. Beline zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve küfre mahsus şey giymek de böyledir. Küfr alameti bir şey yapan, mesela puta secde eden kâfir olur. Bunları harpte düşmana karşı, sulhte zalime karşı hile olarak kullanmak küfür olmaz. Bunları mizah için, başkalarını güldürmek için, şaka için kullanmak da küfre sebep olur. Kafirlerin bayram günlerinde o güne mahsus şeylerini onlar gibi kullanmak, bunları kafire hediye etmek küfür olur. Bir günahı küçük görmemelidir. Bir kimse küçük günah işlese, buna tövbe et denildikte, de, tövbe edecek bir şey yapmadım ki dese yahut niçin tövbe edeyim dese küfr olur bir mümini öldüren veya öldürülmesini emreden kimseye iyi yaptın diyen kâfir olur katli vacip olmayan kimse için öldürülmesi lazımdır demek küfr olur bir kimseyi haksız olarak döven veya öldüren zalime iyi yaptın bunu hak etmişti demek küfr olur vazife olduğuna inanmayarak ehemmiyet vermeyerek, hafif görerek namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek küfür olur. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek küfürdür. Leş, domuz, şarap gibi kendileri haram olan şeylere haramı li aynihi denir. Bunlara helal demek küfür olur. Kat'î olarak bilinen haramlardan birine helal demek de küfür olur. Ezan, camii, fıkıh kitapları gibi İslamiyet'in kıymet verdiği şeyleri aşağılamak küfür olur. İbadet yapmanın lazım olduğuna ve günahtan sakınmak lazım olduğuna inanmamak küfür olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun tarihi ilçesi Fatih'te Fethiye semtinden sesleniyorum. Malum Draman'la e, Çarşamba'nın arasında böyle Halic'e doğru yarım bir tepenin üzerinde sayılır bir Fethiye Camii var. Daha önceki programda buranın bir manastırdan sonra Patrikhanelik'ten sonra da ee, öyle patrikhanelik bitince de 3. Murat Han zamanında efendim buranın camiye çevrildiğini söyledim. Fatih Sultan Mehmet Han zaman zaman buraya gelirdi. Efendim gelmiş de Fatih bakmış ki insanlar burada mozaikleri kazıyor İsa Aleyhisselam'ın resmi veya meleklerin resmi olarak söylenen mozaiklere kazıyor. Sakın dokunmayın kellerinizi vururum. Yok efendim. Fatih Sultan Mehmet Han buraya İstanbul'un fethinden çok sonralara geldi, uğradı zaman zaman. Her tarafı dolaşırdı. Buraya da geldi. Üçüncü Murat Han da burayı zaten biliyor idi. Fakat bu Azerbaycan fethi de bu işi çabuklaştıran bir olay oldu. Peki bu fethiye giden şanlı komutan kimdi? Özdemiroğlu Osman Paşa. Osmanlı'nın şanlı komutanlarından, şanlı sadrazamlarındandır. Çok büyük hizmetleri olmuştur. Canla başla geceleri gündüzleri çalışan bir komutan idi devleti için, milleti için, inançları için. Ki Özdemir Paşa yani Osman Paşa'nın babası Özdemiroğlu Osman Paşa diyoruz ya o da bugünkü Habeşistan topraklarını Somali topraklarını fetheden, oradaki insanları Portekizlerin zulmünden kurtarıp, İslamiyet'i onlara doğru din olarak anatan Özdemir Paşa'ydı. Yemen Fatih'iydi. allah Teala öyle vermiş ki, baba Yemen Fatih'i oldu, oğlu da Azerbaycan Fatih'i oldu. İşte Azerbaycan'ın fethinden sonra Murat buraya o fethin hatırasına, onun sevinci için burayı camiye çevirdi, ve buraya Fethiye Camii dendi. Yoksa Fatih'in askerleri buradan girmişler Edirne kapıdan atlar yokşa şaşa sürmüşler. Efendim sanki bugünkü caddeler varmış gibi efendim. İşte Draman falan demişler. Burası Draman olmuş. Ondan sonra buraya da Fethiye, Fethiye demiş. Efendim masal bunlar. Böyle inanmamak lazım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hedefi Ayasofya'ya ulaşmak idi İstanbul'u aldığında. Askerlerle beraber topkapıdan girdikten sonra doğru ilk geldiği yer, e, gönlünde yatan aslan Ayasofya'ydı. Oraya geldi. E ondan sonra tabi buralarda yerleşime açıldı. Buradaki insanlar gitti. Yerine Anadolu'dan eşraf aileler getirildi ve böylece bu çalışma sürdü. Efendim Özdemiroğlu Osman Paşa Osmanlı tarihinde meşaleler ışığında hiç kesmeden 3 gece savaşarak Azerbaycan zaferini kazandı. Geldiği zaman da Murat Han kendisini Sarayburnu'ndaki sahil köşkünde karşıladı. Hoş geldin Osman dedi. Otur Osman dedi. Oturmadı efendim. Osman otur dedi. E padişah otur diyor, sen de hürmet ediyorsun, ayakta kalıyorsun. O da suç efendim. El emrü fevkal edep derdi büyüklerimiz evvelden. El emrü fevkal edep yani emir edepten üstündür. Evet edepli olmak var ama emredildiyse yat yere uzun dediyse boylu boyunca yatacaksın efendim. Huzurunuzda yatamam ben efendim. Olur mu efendim öyle şey? İkinci söylediğinde Osman Paşa işin ciddiyetini bildiği için oturur gibi şöyle ilişti, geri kalktı. Ve üçüncü de artık Murathan, otur Osman demedi. Anlat bakalım dedi neler yaptınız. Dört buçuk saat ayakta Azerbaycan seferinin raporunu sundu efendim. şifaen. Dört buçuk saatlik bu sunum esnasında Padişah Üç defa yerinden kalktı efendim. Padişah kalktı bu sefer. O anlattıklarından o kadar haz duydu ki üçüncü Murat Han. Berhüdar ol Osman dedi. Çıkarttı kafasındaki kavuğunu verdi efendim. Başörtüsünü verdi, serpuşunu verdi. Sonra biraz zaman geçti. Gene bir aşka geldi. Çık kalktı. Sırtındaki samur kürkü hediye etti. Allah razı olsun senden Osman dedi. Bir daha aşka geldi efendim. Üçüncüde de hançerini getirdi kendi eliyle beline kuşattı. Şu merasimi bir düşünebiliyor musunuz efendim? Padişah dinledikçe dinledikçe kalkıyor böyle. Etrafındaki insanlar ne yapar efendim? Eğer haset varsa çatır çatır çatlar. Evet. Bir cuşu huruş içinde bir hadise var. Ve zaten onu üçüncüde ısrar etse otursa oturturdu. Fakat oturtma başka bir sebebi vardı. Osman Paşa'nın genç ve çok başarılı olduğunu bilen etrafındaki bazı emsal rütbeler onun daha ileri gitmesini, sadrazam olmasını pek istemiyorlardı. Onun için de maalesef bazı hasetçiler her devirde oluyor dedikodusunu çıkarttılar. Bu afyon kullanıyor diye. Afyon keş diye. Padişah bu dört buçuk saatlik arzan sonra Tabibini çağırdı, sordu sarayın. Dedi ki Osman Paşa'yı gördün. Dört buçuk saat sundu. Bir afyonkeş ne kadar zaman ayakta kalabilir? Padişahım yarım saati bulmaz dedi. Yarım saat duramaz. Afyonkeş olan, uyuşturucu kullanan. Peki bu dört buçuk saat konuştu. Afyonkeş olma ihtimali var mı? Binde bir bile yok efendim dedi. Tamam dedi. Murat Han zaten aradığını bulmuş efendim. Bu fırsat düşmüştü. Danışıklı dövüş değil ama bu fırsat düşmüştü ve onu hemen sadrazamlığa getirdi. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İşte böyle şanlı bir zaferin sonunda e, bu e, kilise olan yerde camiye çevrilmiş oldu. 1845'lerde Abdülmecid Han tamir ettirdi burayı. Babasının vefatından sonra. 1938'lerde de bir tabir gördü ama işte o tamirden sonra da zaten burası bir araba parkı olarak hazırlanmış. Sonra 1952'lerde, rahmetli Adnan Menderes zamanında, buradaki İstanbul İmam Hatip Okulu kuruldu. Yani e, o güne kadar böyle İmam Hatip okulları her ne kadar 1950'den önce varsa da böyle cesametli bir şekilde ve sağlam bir eğitim yapar durumda belki değildi. İşte o İmam Hatip Mektebi kurulunca bu çocuklara bir tatbikat camii lazım oldu. İmam Hatip olacak bu, hutbeye çıkacak, vaaz verecek, mihraba geçecek, imamlık yapacak. Tamam tatbikat okulu burası, İstanbul'un İmam Hatipler için ilk tatbikat okulu burası efendim. Bütün imam hatiplerin daha sonra da her imam hatip caminin e, okulun yakınındaki bir cami tatbikat okul olarak resmen bildirildi. Çocuklar hutbe okuyup zaman zaman son sınıfa gelenler orada cemaate hutbe irat eder oldular. Sadrazam Sinan Paşa medresesi vardı bunun karşısında. Murat burayı çevirdi camiye. Efendim minber mihrap kondu. Peki sonra sonrası Burada bir medrese yapıldı. Fakat bu medrese zamanla yıkıldı. Şu anda ilkokul olan yer, Fethiye İlkokulu, İlköğretim Okulu olan yer aslında Sultan Abdülhamit zamanında yapıldığını tahmin ettiğim bir yapı. Çünkü o dönemin yapısını gösteriyor. Sinan Paşa zamanındaki yapılan medrese tipi yok. Ama o da bugün ilkokul olmuş. Medrese olarak tabi kullanacak halimiz yok. Mecburen bir şeye tahsis edeceksiniz. Buna tahsis edilmiş. Sonra Mehmet Ağa'nın yaptırdığı, Mehmet Ağa'nın banisi olan kişinin yaptırdığı bir Ali mektep vardı burada. Darül Hadis şeklinde. O da maalesef şu anda yok. Şu anda işte bu gördüğünüz sütunlar, direkler, minber, mihrap. Şimdi ben sizi biraz da minberin yanına götüreyim. Minber de nakledilme bir minber. Osmanlı işi. Bir de mihrap bölgesinde bir kubbe var. O kubbeyi sizlere tanıtmaya çalışacağım. Burada 3. Murat Han'ın camiye çevirdikten sonra yaptırdığı bir minber olması lazım. Ama o minber ne oldu? Nasıl bir minberdi? Ahşap mıydı? Ben taştan olacağını zannediyorum Murat Han zamanında. E çünkü Mimar Sinan'ın da hayatta olduğu rahmetlinin bir dönemde. Fakat bu halen işte hayatta olan veya yakın zamanda vefat etmiş bu semtte oturan, bu cami cemaatinden olan kimselerin hatırladığına göre, efendim ben işte gençliğimizde bu minberi getirdik de filan yerden buraya monte ettik denmiş. Ama nereden getirildi? Araştırdık, soruşturduk. Pek bu bilgiye ulaşamadık. Çok güzel bir minber, çok hoş. Hakikaten çok eski, yani en az 500 yıllık var görünüyor. Şu şeyler, an bu yenilenmiş. Bu makineden çıktığı belli. İnsan işi e, değil, makina işi. Buralar ise şu kabartmalar, nebati kabartmalar kullanılmış mümkün mertebe. Onlar insan işidir. Efendim bu caminin mihrabının yerine tabi kıble tayin edilecek. Kiliseden camiye çeviriyorsunuz. Yani Kudüs'e doğru durulacak hali yok. Öyleyse burada şu mihrabın üzerindeki hemen mihrap önünün üstündeki kubbe daha sonradan Osmanlı işi olarak yapılmıştır. Burada bir de mihrabı var. Mihrab tabii 3 Murat Han zamanında böyle fayanslı bir mihrab yoktu. Herhalde oralar çatladı, döküldü veya bazı tahribat oldu. Ola ki zelzelelerden hasar gördü. E, cemaat orayı herhalde el birliğiyle veya vakıfların mutlaka kontrolünden geçmiştir. Çünkü vakıflar başka türlü müdahaleye zaten müsaade etmiyor. Kanunlarımızda yasalarımızda etmiyor. E, fayanslanmış. E, görül ister ki tabii zaman içerisinde şu tarihi yapıya ee, İstanbul'un en eski yapısı belki de efendim, Ayasofya'dan, sonra, Ayasofya'dan sonraki en eski yapılarından birisi burası. Sarnıçlar, su sarnıçları, çukur bostanlar biraz eski ama onlar tabii böyle bir sanat eseri yapılar değil. Nihat bir çukura tuğla döşemişler. Onun da zaman içinde böyle tarihi bir mihrap haline getirileceğini ümit ediyoruz. Efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Zaten cemaatte toplandı, namaza da başlayacaklar. Onları da engellemek istemiyoruz bugünkü programımızın sonuna geldik hoşça kalın efendim